Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice istoka. Ja sam Harun Karčić. Tek što je odlukama Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke završena rasprava i dogovorena isporuka zapadnih tenkova Ukrajini, pokrenuta je priča o slanju modernih borbenih aviona. Upravo je to zatražio predsjednik Volodimir Zelenski tokom posjete Londonu. Niz je prepreka na tom putu, uključujući i nevoljnost pojedinih država da šalju takvo oružje iz straha od eskalacije rata. Vojna podrška evropskih zemalja, SAD-a i Kanade je od vitalnog značaja za Kijev i brzo je evoluirala tokom rata. Na početku invazije, sama ideja o isporuci ubojitog oružja Ukrajini bila je kontroverzna. Od tada do danas, zapadne države su prešle preko niza tabua kad je riječ o slanju oružja ukrajinskim snagama. Intenzivne borbe nastavljaju se u istočnim i zapadnim regijama Ukrajine, dok Moskva i dalje bombarduje civilnu infrastrukturu. Ukrajinski zvaničnici upozoravaju na mogućnost velike ruske ofanzive u narednim sedmicama. Ukrajina dobija veoma naprednu vojnu opremu iz SAD-a, uključujući i raketni sistem Patriot. Patriot je skraćenica za Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target. To je odrambeni sistem zemlje-zrak koji je proizvela američka kompanija Raytheon Technologies. Smatra se jednim od najnaprednijih sistema protuzračne odbrane u američkom arsenalu. Može gađati avione, krstareće i balističke rakete manjeg dometa. Svaka jedinica sastoji se od sistema za lansiranje, postavljenog na kamion, 8 lansera koji mogu držati do 4 presretača raketa, zemaljskog radara, kontrolne stanice i generatora. Radar sistema ima domet više od 150 km. Patriot je prvi put korišten u borbi tokom Zaljevskog rata 1991. godine sa baterijama koje su štitile Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Izrael. Tokom Zaljevskog rata efikasnost Patriota bila je gotovo 80% u Saudijskoj Arabiji i blizu 50% u Izraelu. Kasnije je korišten tokom američke invazije na Irak 2003. godine. Patriot košta više od milijardu dolara, sa 400 miliona za sistem i 690 miliona dolara za projektile u bateriji. Raytheon je proizveo više od 240 sistema Patriot i trenutno ih koriste SAD, Nizozemska, Njemačka, Japan, Izrael, Saudijska Arabija, Kuvajt, Tajvan, Grčka, Španija, Južna Koreja, Emirati, Katar, Rumunija, Švedska, Poljska i Bahrein. Velika je potražnja bila za sistemom na Bliskom istoku zbog prijetnje koju je Iran predstavljao u regiji. Turska, iako članica NATO saveza, nikad ga nije dobila, zbog čega se na kraju odlučila za S-400. Ukrajinske vlasti kažu da im je potrebno više sistema protuzračne odbrane za zaštitu od baražnih raketnih i napada dronima ruskih snaga. Sistem Patriot, iako dizajniran za presretanje prijetnji poput aviona i balističkih raketa, također može oboriti dronove kamikaze koje Rusija koristi protiv Ukrajine. To bi bio iznimno skup način uništavanja iranskih dronova koji koštaju između 15 do 21 američkih dolara. Obuka ukrajinskih vojnika na Patriotu već je počela u SAD-u i na proljeće bi se taj raketni sistem mogao početi koristiti nakon što bude isporučen preko Njemačke. Idemo do Rima gdje se nalazi Riccardo Penisi, analitičar portala Aspenia Online. Riccardo, buona giornata e benvenuto nel programma di Al Jazeera Balkans. Quindi sul piano militare, qual è la situazione in Ucraina in questo momento? Beh, in Ucraina in questo momento, diciamo, le cose stanno andando relativamente meglio alla Russia rispetto all'Ucraina. C'è stata la famosa controffensiva in settembre-ottobre che ha portato gli ucraini a recuperare molto del terreno che i russi avevano occupato, ma nelle ultime settimane soprattutto i russi hanno ricominciato ad attaccare su punti diversi del fronte con una strategia che ha portato effettivamente non molti guadagni territoriali, ma ha evidenziato una certa difficoltà dell'esercito ucraino a resistere. Soprattutto i combattimenti sono in Donbass, attorno a Bakhmut, ma anche in varie altre località dove i russi hanno deciso di attaccare in punti diversi per consumare lo sforzo di difesa ucraino. Ricordiamo che il tempo gioca a favore dei russi, almeno nelle intenzioni di Putin, e quindi cercano di mantenere terreno, guadagnare terreno in attesa di un indebolimento sia dell'Ucraina da una parte che dello sforzo occidentale dall'altra.
Allora, Riccardo, i carri armati Abrams e Leopard 2 promessi da Stati Uniti e Germania a Kiev, che impatto possono avere sugli equilibri in campo? Beh, dal punto di vista della guerra che si sta combattendo in questo momento, secondo me l'impatto è abbastanza limitato. Un impatto limitato? Più grande ce l'ha una notizia che è arrivata proprio in queste ultime ore, ossia la decisione di Elon Musk di impedire all'esercito ucraino l'accesso al suo network satellitare Starlink. In questo modo gli ucraini avranno molte molte più difficoltà di collegamento e di comunicazione, e gli effetti si stanno già vedendo negli ultimi successi russi degli ultimi giorni. Mentre l'arma dei carri armati può essere anche a doppio taglio, perché potrebbe, diciamo, diventare un argomento molto utile nella propaganda russa, parlare di carri armati in Ucraina tedeschi, dopo che l'ultimo che ce li aveva mandati era Adolf Hitler. Insomma, dal punto di vista americano questa mossa serve soprattutto per confermare la fedeltà dell'Europa alla propria linea e la lontananza tra la Germania e la Russia, che è la chiave, diciamo così, geopolitica di questa guerra. Riccardo, allora, pensa che l'Occidente potrà continuare a rifornire Kiev di armi a questo ritmo? Non è solo un problema politico, ma anche pratico. La Germania ha già da tempo affermato di aver esaurito le riserve disponibili, e gli Stati Uniti hanno intaccato in modo sensibile le loro scorte di Javelin. Certo, sicuramente questo è un problema, a maggior ragione quando l'industria occidentale dipende anche dalle forniture della Cina. In questo caso c'è una specie di serpente che si morde la coda, perché se gli ucraini avanzano troppo e la Russia entra in una difficoltà più grande rispetto all'attuale, la convinzione di molti è che la Cina abbandonerà il suo atteggiamento neutrale, diciamo così, per sostenere la Russia. Quindi da un lato non si vuole aiutare troppo probabilmente l'Ucraina per non provocare il crollo definitivo della Russia, che sarebbe inaccettabile per la Cina, ma dall'altro effettivamente è vero che l'industria occidentale ha dei suoi limiti, diciamo così. Infatti, più che di quantità di aiuti bisognerebbe parlare di qualità, perché la guerra abbia una svolta decisiva a favore dell'Ucraina servirebbero dei tipi di armamenti che non sono ancora arrivati, ossia i lanciamissili a lunga gittata capaci di colpire non solo la linea di combattimento russa, ma anche le retrovie e le comunicazioni. Ma su questo i dubbi dell'Occidente sono ancora piuttosto forti, e bisognerà anche vedere quanto le opinioni pubbliche sia in Europa che negli Stati Uniti vorranno continuare ad accettare che il bilancio pubblico dei loro paesi in un momento di crisi economica sia dedicato alla guerra. Ci sono dei segnali di indebolimento, e si è visto anche nel discorso di Joe Biden sullo State of the Union, in cui il tema dell'Ucraina è stato citato molto poco. Riccardo, per quanto riguarda l'Unione Europea, la guerra russo-ucraina segna una spartiacque e pone una sfida di sicurezza senza precedenti. Allora, dove va la sicurezza europea? Beh, certo, in questo momento la sicurezza europea va assolutamente dove sono gli Stati Uniti, e questo è stato reso evidente da questa guerra. E l'Unione Europea non ha ancora un sistema di difesa, ci sono i sistemi di difesa dei singoli stati che sono molto inefficienti e non sono in grado di diciamo affrontare una crisi di questo tipo. E anche perché gli Stati Uniti hanno deciso di agire sul teatro europeo non passando per il centro dell'Unione Europea, ossia da Bruxelles o da Parigi o Berlino, ma appoggiandosi su due pilastri diversi, ossia Londra da una parte, che è il paese che garantisce la maggiore fedeltà, diciamo, alla linea americana, e poi Varsavia e la Polonia dall'altra. Quindi Francia e Germania si ritrovano un po' scavalcati. Per l'Europa l'obiettivo dell'autonomia strategica in questo momento non è raggiungibile, come dimostra appunto la guerra dell'Ucraina, e in futuro potrà essere raggiunto, almeno in teoria, soltanto se Francia e Germania, e poi anche gli altri paesi come Italia, Polonia e Spagna, decideranno uno sforzo di costruzione di infrastrutture militari comune, però non subordinato ad altre esigenze. Sì. Riccardo, la minaccia alla sicurezza europea vanno dal Sahel a Libia fino all'Ucraina.
Non mancano certo crisi che richiedano una risposta europea forte. Che cosa sta facendo l'Unione Europea? In questo momento l'Unione Europea sta facendo molto poco, proprio perché sta concentrando tutto il suo sforzo sul fronte orientale, e i risultati si vedono sia in Sahel sia in Libia, dove di fronte al sostanziale ritiro delle forze militari francesi, che erano quelle che un po' rappresentavano l'Unione Europea in questa parte del mondo, sono, diciamo, i russi con le loro milizie mercenarie, ma anche con il loro personale tecnico, politico, eccetera, e la Turchia in parte a prendere le posizioni che l'Unione Europea ha lasciato sgombre, diciamo. Proprio uno degli obiettivi di una sicurezza autonoma dell'Unione Europea sarebbe recuperare un certo grado di influenza in questa parte dell'Africa, fondamentale per la sicurezza europea, perché dal Mediterraneo passano le rotte migratorie, passano le forniture di gas, passa la stabilità, insomma, del continente europeo, ma in questo momento l'Europa è completamente sguarnita. Gli accordi sicuramente tra Francia e Spagna degli ultimi giorni, ma anche tra Francia e Italia dello scorso anno, dovrebbero andare in vista di riportare l'attenzione sul fianco sud del continente. Allora, Riccardo, la ringrazio per la sua disponibilità, è stato molto interessante. Piacere, grazie. Grazie mille. Ruska vojna strategija promijenjena je više puta u protekloj godini, uglavnom zbog snažnog i neočekivanog otpora ukrajinskih snaga. Bilo je i rotacija u samom ruskom vojnom vrhu. Kakvo je oružje Ukrajina dobila sa zapada do sad i kako to mijenja tok rata, analiziramo u nastavku. Idemo slikom do turskog grada Kastamonua, gdje se nalazi Evren Küçük, profesor međunarodnih odnosa. Evren, meg günaydın, velcizia Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Batı ve dünya bir anda Rus saldırdığını ve tehdidini keşfetti. Siz bugün gelinen noktada Batı'nın verdiği tepki, geçmişine bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle depremzedelere, vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Batı ile Rusya arasındaki çatışma ve rekabet tarihsel süreç içerisinde devamlı olmuş ve yeni çıkan bir durum değil. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Batı'nın vermiş olduğu tepki oldukça bugüne kadar, yani Soğuk Savaş'tan itibaren baktığımızda en sert tepkiyi verdiğini görmekteyiz. Fakat şöyle bir durum söz konusu, enerji yönünden büyük bir bağımlılık söz konusu Rusya'ya. Bu bağımlılığa rağmen bu yaptırımların yapılmış olması, her ne kadar Rusya'ya ciddi anlamda zarar vermiş olsa da batılı ülkelerin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine çok ciddi zararlar vermektedir. Bu da hem Avrupa Birliği'nin enerji yönünden alternatif kaynaklara yönelmesine yol açıyor, hem de Rusya'nın aynı zamanda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Hocam, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlaması ve bunun için Kırım ve Donbas bölgesinin tekrar Ukrayna'ya katılması sorunu çözecek midir? Hali hazırda bunların gerçekleştirilmesi oldukça zor.
Çünkü Rusya açısından Putin'in geri adım atması kendi Niye zordur? Çünkü Putin'in kendi siyasi kariyeri açısından oldukça zor. Bu Putin'in kaybetmesi, genelde de Rusya'nın kaybetmesi anlamına gelecek. Zaten halihazırda Rusya'nın bunları iade etmesi ve buradan tamamen çekilmesi de şu anda gündemde olan bir durum değil. Dolayısıyla da Rusya her zaman maksimalist bir politika izlediğini, Rusya'nın belki hani bu bölgeler için geri adım atması veya bunları özerk hale getirmesi çeşitli yumuşatmaya gidebilir. Ama özellikle Kırım konusunda geri adım atması oldukça şu anda çok zor. Peki Rus Ve ordusu için ve Putin için Kırım ve Sevastopol ne için önemlidir? bunun sebebi Sivastopol tarihsel süreç içerisinde bu sadece yeni gerçekleşmedi. 1854-1856 Kırım Savaşı'na baktığımız zaman Osmanlı Devleti ile birlikte Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı savaştılar ve Rusya'ya yenilgi uğrattılar. Sivastopol'un kontrolü demek Karadeniz'in kontrolü demek. Yani hem Balkan ülkeleri hem Türkiye açısından hem de Rusya açısından Sivastopol'a hakim olan aynı zamanda Karadeniz'e de hakim. Dolayısıyla bu yarımada özelliği taşıyan Sivastopol'un Karadeniz yönünden çok stratejik bir önemi söz konusu. Bundan dolayı ne? Yani Rusya'nın buradan vazgeçmesi oldukça zor. Yani Peki. donanmasının donanma açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Tamam, Türkiye'yi de biraz değerlendirelim. Gürcistan ve Kırım'ın jeopolitik neticeleri bu adımlardan aldığı güçle Suriye ile Rusya'nın varlığı Türkiye'ye ağır bir fatura çıkardı. Türkiye'deki durumun genel bir fotoğraf çekebilir misiniz? Şimdi baktığımız zaman bu Kırım'ın ilhak edilmesi, ondan sonra Ukrayna Savaşı ile birlikte her ne kadar Türkiye bu durumdan zor bir süreç içerisine girmiş olsa da aynı zamanda fırsatları da barındırıyor. Böyle ki bir durum Türkiye hem Ukrayna Rusya arasında ve Rusya Batı ülkeleri arasında arabulucu konumunda ve kolaylaştırıcı bir rol oynadığını görebilmekteyiz. Aynı zamanda hem Türkiye'yi ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Aynı zamanda fırsatları da beraberinde getiriyor. Şimdi NATO ülkeleri içerisinde Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke Türkiye diyebiliriz. Dolayısıyla da Türkiye'nin Rusya ile baktığımız zaman özellikle 2018'den itibaren işbirliği içerisinde olduğunu ve Türkiye Rusya arasındaki ilişkilere baktığımız zaman yüksek irtifa kaydeden ve her geçen gün ilişkilerin stratejik işbirliği çerçevesinde geliştiğini görüyoruz. Fakat bu işbirliği gerçekleştirilmesi için tüm alanlarda işbirliği yaptığını veya tüm alanlarda birlikte hareket ettiğini söylemek güç. Yani Suriye'de, Libya'da ve diğer bölgelerde aynı zamanda ciddi rekabet de söz konusu. Yani hem rekabet hem işbirliği dünyada oldukça örneği az olan bir durum. Artık bu örneği az olan bu ilişki durumu Türkiye'si açısından görebiliriz. Türkiye açısından bir ilk değil. Türkiye şu anda Batı ile Rusya arasında bir denge politikası izliyor. Ve bu denge politikası da Türkiye bunu İkinci Dünya Savaşı'nda da gerçekleştirdi. Soğuk Savaş döneminde sistem bunu yaptı ve şu anda günümüzde de yine Türkiye'nin izlediği bir denge politikası. Ve her iki taraf açısından da avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Tamam. Bugün Ukrayna'da meydana gelen olaylar, karşılıklı kuvvet yığılması, ABD'nin yaptığı tatbikatlar hep karşı tarafı caydırma amaçlıdır. Peki Türkiye bu olayın neresindedir? Bitmeye baktığımız zaman özellikle NATO'nun veya Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlarda Türkiye Rusya'yı kınadığını, Kırım'ı ilhak konusunu kabul etmediğini defaatle söyledi. Fakat diğer taraftan Türkiye yaptırımlara katılmadı. Dolayısıyla Türkiye burada tam doğrudan her ne kadar Batı bloku içerisinde yer alsa da Türkiye'nin şu an Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği ülkeleriyle çeşitli sorunları bulunmakta. Kurumsal anlamda Avrupa Birliği ile ilişkilerinde zorluklar yaşıyor. Amerika ile çok yani istenilen düzeyde ilişkiler yürütülmüyor. Ama Rusya'ya baktığımız zaman Türkiye Rusya arasında stratejik bir ortaklık durumu, daha doğrusu ortak söz konusu. Dolayısıyla Batı'nın yanında her ne kadar alsa da ama Rusya'dan da vazgeçmiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi burada Türkiye bir denge politikası, kolaylaştırıcı rol oynuyor. Türkiye bunun yapmasına sebep kendi çıkarları söz konusu. Çünkü ekonomik anlamda Türkiye'nin Rusya'ya şu anda bir yaptırım uygulaması Türkiye için çok büyük bir zarar. Ekonomik anlamda da
diğer alanlarda da Türkiye'yi çok zorlayacak, çok zor durumda bırakacak, çıkarabilecek hamleler olur. Türkiye de kendi çıkarlarını korumak için her ne kadar batılı ülkelerin yanında yer alsa da Rusya'dan tamamen vazgeçmesi de mümkün değil. Çünkü bu Türkiye'nin stratejik konumu buna el vermiyor. Yani Türkiye Estonya veya bir Norveç değil. Türkiye'nin konumu bunu oldukça zorlaştırıyor. Ve zaman zaman da her ne kadar Amerika karşı çıksa da Türkiye Rusya yaptırım uygulamadığı için veya Batı ülkeler yaptırım uygulamadığı için Türkiye'ye eleştiriler yöneltse de Türkiye'nin durumunu anladıklarını söyleyebiliriz. Evren Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Odugovlačenje zapadnih zemalja u vezi sa isporukom ključne vojne opreme poput tenkova omogućilo je ruskim snagama da intenziviraju napade u gradovima kao što su Bahmut i Krematorsk. Iako se Ukrajina uspješno brani zahvaljujući vojnoj pomoći Zapada, upravo zbog te ovisnosti kasni sa protuofanzivom. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.